Son seansta karşınızdayız. Son seansta beklentilerin altında kalan asgari ücreti konuşacağız. 2825 lira çalışanların, işçilerin beklentilerinin son derece altında. Genel teamülün de aslında altında. Hükümetin verebileceği de bu kadar demek ki. Bunu konuşacağız ama İngiltere ile yarın imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması Türkiye'ye yeni ufuklar açıyor. Bunu da konuşacağız. Sonrasında reel sektörü genç iş insanları üzerinden konuşmaya çalışacağız. Birinci bölümde Doktor Berra Doğaner bize eşlik edecek. Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi kendisiyle başta İngiltere ile olan serbest ticaret anlaşması olmak üzere pek çok şeyi konuşacağız. Sonra Fuat Pamukçu gelecek, stüdyomuzda olacak. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği GİAD Yönetim Kurulu Başkanı. Onunla da hem gençlerin iş kurabilme becerileri ve bunların önündeki engelleri konuşacağız. Hem de her 4 gençten biri işsiz, buna karşı gençlerin alabilecekleri önlemleri ya da gençlerin nasıl hayata tutunabilecekleri konusunda kafa yormaya çalışacağız. Rakamlara bakalım önce. Dow Jones 30.317'de ve 0.59 yukarıda. S&P 500 3.726'da, 0.85 orada da yukarıda. Nasdaq 12.838'de 1.06 değer artışı da orada var. Amerikan tahvilleri geliyor. 2 yıllıklar 0.131'de, 10 yıllıklar 0.946, 30 yıllıklarda 1.691'de. MTA geliyor. Ons altın aşağıda 1876 ama daha fazla aşağı gitme ihtimali yok. Sadece bugünlerde doların daha güvenli liman efekti almasıyla ortaya çıkan bir durumun eseri. Brent petrolde 51 doların üzerindeyiz. Ham petrolde, Amerikan ham petrolünde de 48 dolar 22 sentteyiz. Evet, Doktor Berra Doğaner şu anda Skype hattımızda. Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Önce asgari ücretin bir üzerinden geçeceğiz. Sonra İngiltere ile serbest ticaret anlaşması gün sayıyor, hatta saatler kaldı diyebiliriz. Onu da konuşacağız. Berra Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Ali Bey, hoş bulduk. Şimdi asgari ücretle ilgili beklentinizi ve asgari ücretin bir rasyo olduğunu, yani toplumların gelişmesi konusundaki en temel rasyolardan biri olduğunu zaten grafiklerimiz bize söylüyor. Biraz önce konuştuk Taner'le. Asgari ücret sınırlamalarını ya da asgari ücret seviyelerini getirdiğimizde ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre sıralandığını otomatik olarak görüyoruz zaten. Bizdeki imzalanan yani bağıtlanan asgari ücretin yeterli olup olmadığı konusundaki yaklaşımınızı merak ediyorum. Arkadaşlarımız grafikleri size sunacaklar. Evet, buyurun efendim. Evet, Türkiye'de asgari ücret çok önemli. Diğer gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden kanımca daha da önemli. Çünkü Türkiye'de bir vakittir asgari ücret neredeyse ortalama ücrete dönüştü. Evet. Birkaç ayrıcalıklı sektör hariç, mesela bunda bankacılığı, sermaye piyasasını koyabiliriz. Bunun gibi birkaç hizmet sektörü hariç, neredeyse sanayide bilhassa asgari ücret artık standart bir ücret tipi oldu. Dolayısıyla Türkiye için atfettiği önem dünyadaki pek çok ülkeden daha fazla. Bu yeni artışla beraber 2825 lira net asgari ücret oldu. Hani bunun yeterliliği zaten konuşuluyor, yeterli olmadığını sendikalar, asgari ücret görüşmelerini yürüten başta Türk İş'i olmak üzere diğer sendikalar da ifade ediyor. Hani dönüp kendimize baktığımızda da hani bu rakamın yeterliliği oldukça tartışılır. İşçi bakımından durum böyle. Öte taraftan dönüyoruz, işveren boyutuna bakıyoruz. Evet. Üzerine gelen eklentilerle birlikte 4.000 liranın üstünde bir maliyet söz konusu. Yani iki ucu kötü değnek gibi bir şey işveren bundan yakınıyor. Şimdi orada da sorun şu, Türkiye'nin
Kobi cenneti olması yüzünden biraz bu yumurta tavuk ilişkisi kuruluyor. Asgari ücret çalışan açısından tatminkar mı? Değil. İşveren açısından yüklü bir maliyet mi? Evet. Yani ikisi de doğru. Neden? Çünkü Türkiye sanayide olsun, üretimde olsun KOBİ boyutunu aşabilmiş, ölçek ekonomisi yaratabilmiş, yüksek karlılıkla çalışan bir endüstri kuramadı şu anda. Yani Türkiye'deki işletmelerin %90'ından fazlası küçük ölçekli. Evet. Böyle olunca verimlilik tabii ki çok daha düşük oluyor. Böyle olunca asgari ücretin çok artması bu işletmeler üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Dolayısıyla bizim asgari ücreti gerçekten tatmin eder bir boyuta getirebilmemiz için bu küçük ölçekli üretim modelinden daha verimliliği artmış, daha büyük ölçek ekonomilerine geçebilmemiz lazım. Evet. Şimdi asgari ücretin şöyle yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ben işverenler gözünde. İşverenler şöyle düşünüyorlar, 2825 lira tamam, bunun altında vermediğimiz, ki veremezler zaten yani kanunen, bunu veriyoruz daha ne istiyor gibi bir yaklaşım içindeler. Oysa asgari ücret şu anlama geliyor bana göre, iki örnek vereceğim, o iki örnek üzerinden gideceğiz. Bir tanesi mesela Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi her yıl hekimlerin azami vizite ücretleriyle ilgili bir tarife yayımlar. Yani hekimlere der ki şu hastalıklarda şundan daha fazla ücret alamazsınız. Orada hasta haklarını korumak için konulmuş bir baremdir. Burada da asgari ücrette çalışanların haklarını korumak üzere konulmuş bir baremdir. Onun altına düşmemek kaydıyla. Ama işverenler bunu şöyle düşünüyor. Onun altında olmamak kaydıyla işte üzerinde de olmamak üzere bir para verelim. Hayır, o değil. Asgari ücreti devlet ilan ederken 2825 liranın altında veremezsiniz ama üstünde istediğiniz kadar verebilirsiniz dediği halde bu ne yazık ki bir yanlış anlaşılmanın eseri. Özellikle özel sektör için, hür teşebbüs için söylüyorum. Kamu sektörü belki bunu yapamayabilir. Kamunun bütçe imkanları kısıtlı. Ama özel sektör pekala 2825 liramış asgari ücret. Beni ilgilendirmez. Ben işçime 3500 lira, 4000 lira veririm diyerek işe başlasa belki o zaman çok daha teşvik edici olur diye düşünüyorum. Bu biraz böyle hani ne kadar az verirsek o kadar çok kar ederiz yaklaşımının sonucu olabilir mi size göre? Ali Bey, düşünce ifadenizde çok haklısınız ama ben bunun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını çok da düşünmüyorum. Yani evet. Yanlış anlaşılma değil, yani bilinçli olarak yürütülen bir politika olarak görüyorum. Evet. Asgari ücreti az önce de söyledim, hani ortalama ücret, geçerli ücret olarak kabul ediyor işveren kesimi. Burada işveren kesiminin elini kuvvetlendiren çok önemli bir sebep var bunu yapabilmesinde, işsizlik. Hani bu kadar işsizliğin olduğu bir noktada sen kabul etmiyorsan bu asgari ücreti, kapıda bunu için yarışan insanlar var, evet, gibi bir düşünce var. Biliyorsunuz çok sayıda göçmen var Türkiye'de. Bunlar üstelik de kayıt dışı da çalışmaya razı. Çok sayıda emekli var, emekli maaşıyla geçinemediği için ikinci işi arıyor. Yani genç emekli hala çalışabilir durumda. Velhasılı yeni üniversite mezunları işsiz, çok yüksek bir genç işsizliği var. Bir emekli işsizliği var. Çok iş gücüne katılmamış, kenarda bekleyen insanları da düşündüğümüzde orada çok büyük bir sıkıntı olduğu için işveren rahatlıkla, hani yanlış anlamayla değil, bunlardan gelen rahatlıkla asgari ücreti standart ücret olarak kullanıyor. Evet. Ben de yani bu görüşteyim ama size söyletmek istedim. Dolayısıyla da başardım size söyletmek. Şimdi İngiltere ile ilgili durumu konuşacağız. Yarın itibariyle serbest ticaret anlaşmasının imzalanması gündemde. Yani artık saatler ya da günler kaldı, öyle diyebiliriz. Bir grafiğimiz var, o grafik eşliğinde konuşacağız. 2018-2019 İngiltere ile Türkiye arasındaki ithalat, ihracat ve bunun dengesini gösteren bir grafik var. İngiltere eğer iyi bir anlaşma imzalarsak gerçekten yani balığa çıkmış ve oltasına iyi bir balık vurmuş bir şanslı balıkçı gibi olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü
İngiltere ile iyi bir anlaşma yapmış olmak demek, aynı zamanda İngiltere ile birlikte hareket eden, işte sayısı 54'ü 55'i bulan İngiltere'nin Commonwealth dediğimiz ülkelerle de olan iyi ilişkilerin bir adımı olarak görülebilir diye düşünüyorum. Burada çok ince eleyip sık dokuyarak bir strateji yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz olsaydınız, müzakere sürecini siz yürütmüş olsaydınız, nasıl yaklaşımlar ya da nasıl yaklaşım noktaları düşünürdünüz? Ali Bey, bu tablo, bu verdiğiniz ekrana yansıttığınız tablo çok güzel, net bir şekilde bize bir kere İngiltere'nin ya da Birleşik Krallığın diyelim, çok önemli bir ihracat pazarımız olduğunu net şekilde gösteriyor. 10 evet. milyar dolarlık bir ihracat yapıyoruz. İthalatımız da 5,5 milyar dolar ve bizim fazla verdiğimiz nadir ülkelerden birisi. Dolayısıyla İngiltere'nin Türk dış ticaretinde önemi gerçekten çok fazla. Buna sadece Türk tarafı önem vermiyor. Buna İngiltere tarafı da önem veriyor. İngiltere'nin Türkiye'deki bütün temsilcilikleri gerçekten İngiltere ile iş geliştirme bazında Türk iş adamlarıyla çok yoğun temaslar halindeler. Hani geldim İstanbul'da oturayım diye klasik bir politika sarf etmiyor İngiliz dış ilişkiler mensupları. Evet. Dolayısıyla çok aktif bir dinamik bir ilişkimiz var. Çok köklü zamana dayalı. Bu yarın imzalanacak olan anlaşma, ben bugün bazı dış ticaret uzmanı, sivil toplum kuruluşlarının liderlerini dinleme, özellikle de araştırdım bu anlaşmayla ilgili dinleme şansım oldu. Şöyle bakıyorlar olaya, hani bu böyle yepyeni, bize çok ufuk açacak bir şey gibi görülmüyor kendileri cephesinde. Bu bir zorunluluktan kaynaklandı. Malumunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı ve Avrupa Birliği ile de bir serbest ticaret anlaşması imzalandı. Güzel anlaşma ile çıkıyorlar. Tamamen buna paralel diğer ülkelerle, yani Avrupa Birliği üyesi olmayan bizim gibi ülkelerle de bir serbest ticaret anlaşması imzalamak durumundaydı. Hani daha rutin bir şey gibi yorumluyorlar. Evet. Dolayısıyla ben de hani onların yorumlarından hareketle olaya bu perspektiften bakıyorum. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının akabinde Avrupa Birliği ile imzaladığı sözleşmenin paralelinde Avrupa Birliği üyesi olmayan diğer ülkelerle de imzalamak durumunda olduğu bir anlaşma olarak gözüküyor şu anda. Evet. Şimdi demin çok doğru bir noktaya değindiniz. Her zaman da bunu yapıyorsunuz. Yani sizi kutluyorum. Yani çok doğru yerlerden meseleye bakış açısı getiriyorsunuz. Yani İngiltere diplomatlarıyla hep böyle sanki Türkiye'yi ikinci vatanları gibi kabul eden insanlardan oluşan bir topluluk olarak geliyor. Giden büyükelçiyi biliyorsunuz mesela Richard Moore. Evet. Müthiş bir adamdı. Yani işte bir Türk kadar iyi Türkçe konuşuyordu. İşte Beşiktaş taraftarıydı. Evet. Pek çok, hatta çarşının müdavimiydi, öyle söyleyelim. Beşiktaş çarşının müdavimiydi. İnsanlarla iletişim halindeydi. Çok sayıda kişiyi takip ediyordu sosyal medya hesaplarından. Buradan da gittiğinde İngiliz gizli servisinin başına geçti. Dolayısıyla Türkiye'yi çok iyi tanıyan birisi İngiliz gizli servisini yönetiyor. Bu şekilde giden çok sayıda insan var. Gidip orada Dışişleri Bakanı olan var. İşte Boris Johnson, işte nereden bakarsanız bakın bir şekilde işte bir kökleri Türklere dayanan bir kişi başbakanlık yapıyor. Bunlar bizim için artı. Zaten rakam, tablo bize diyor ki ya 5 milyar dolar size fazladan veren bir ülke var. Bu ülkeyle iyi geçinin. İyi geçinmeye dayalı bir strateji izleyin. Ama bizde öyle değil. İngilizlerin tamamı bizim düşmanımız. Dolayısıyla onlarla iş yaparken çok dikkatli olmamız lazım. Aman ayağımıza basmasınlar. Bu çok paranoyak bir yaklaşım bence. Bundan sıyrılmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim buradan sıyrılarak bir anlaşma zemini yakalamamız halinde çok daha iyi bir süreç çıkabilir diye düşünüyorum. Avrupa Birliği'nde kaybettiğimiz bütün iğmeyi buradan derleyebiliriz kanaatindeyim.
Size tamamıyla katılıyorum. Gerçekten hani İngiltere ile çok köklü ilişkilerimiz var. Adil ilişki yürütebileceğimiz bir ülke olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Sadece Türkiye ile İngiltere değil, Kıbrıs'la da biliyorsunuz Tabii. İngiltere'nin çok köklü ilişkileri var. Yani Evet. böyle bir üçlü şekilde güzel bir ilişki yürütebileceğimiz, ticari ilişki yürütebileceğimiz bir ülke. Ürünlerine güvenilebiliyor. Onlar bize güveniyor. Çok sayıda Türk yaşıyor. Bu da yalnız bu ihracat potansiyelimizi arttıran bir şey. Doğru, doğru. Aslında bu bir tesadüf değil. Ankara Anlaşması'nın olmuş olması, Türklerin gidip İngiltere'de rahatlıkla diğer ülkelere göre, diğer gelişmiş ülkelere göre çok daha rahatlıkla gidip iş kurabilmesi bence bu kadar olumlu bir sonuca yol açtı. Yani bu da bir rol model aslında. Bunu da bir araştırma konusu yapmak lazım. Şimdi sizle konuşurken bir öğrencime bunu araştırma olarak vereyim. Bir doktora tezi çıkar buradan Ali Bey. Gerçekten çok önemli. Yani Ankara Anlaşması ile oraya gidip iş kuran Türklerin Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını ben tahmin ediyorum. Yani bütün bunlar tesadüflere dayanmıyor. Hem o Evet. köklü ilişki hem o iş gücü konusunda iş kurma konusundaki serbestliği ve tabii ki Türkiye'nin ürünlerine de duydukları yakınlık ve güven böyle bir sonuç doğurmuş. Evet, ben İngiltere'yi çok fazla bilmiyorum. Yani bir kez gittim topu topu. Dolayısıyla fazla bildiğimi iddia edemem ama İngiltere dünyada Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 198 ülke arasında en iyi Türk lokantalarının olduğu bir ülke aynı zamanda. Yani buradan giden pek çok Türk lokantası böyle geleneksel hale gelmiş. İşte 100 yıllık mutfaklar şu anda İngiltere'de, Londra'da pek çok yerde bulunabiliyor. Bu da orada hem çok sayıda Türk'ün yaşamasından kaynaklanıyor. İngilizlerin de Türk damak zevkinden bir hayli hoşnut oldukları anlamına geliyor. Çünkü onlar da o lokantaları dolduruyorlar. Böylesi yakınlaşma ilişkilerimiz var. Şimdi son 3-4 dakikamız Berra Hanım. Onda da bize bir kur değerlendirmesi yapmanızı rica ediyorum. 2.40'ı gördük. Aşağı doğru gitme ihtimali nedir? Yukarı doğru gelme ihtimali var mıdır? Onu soruyorum. Bir de borsa ile ilgili de birkaç cümle söylerseniz öyle noktalayabiliriz. Tabii. Kurda beklenen oluyor diyebiliriz. Malumunuz Sayın Lütfü Elvan ve Sayın Naci Ağbal yönetime geldiğinden beri yaptıkları doğru işler, doğru iletişim ve sadece bunun iletişimde kalmayıp hayata da geçmesiyle yeni politikaların birbirini destekleyen kararlar, hem faiz arttırımı kararları hem diğer tamamlayıcı BDDK kaynaklı kararlarla beraber piyasalarda oluşan güven bu noktada artık fiili sermaye çekimine dönüştü. Evet. Yani başlangıçta bir kredi açıldı ama şu anda fiili olarak bu güven artık yabancı sermaye girişine dönüştü. Hızlanan bir yabancı sermaye girişi olduğunu görüyoruz ve kurları da büyük ölçüde bu aşağıya doğru getiriyor. Henüz yerlilerin döviz sevdiatlarını bozmasını görmüyoruz. Evet. Bu da gelebilir. Bir müddet sonra bunu da görmeye başlayabiliriz. O noktada kurlar bir parça daha aşağıya çekilme potansiyeline sahip. Eğer bir miktar daha yani bir 7-20'li rakamlara 7'ye doğru çekildiği noktada ben Merkez Bankası'nın döviz alım ihaleleriyle döviz alarak kurun daha da aşağıya düşmemesini ve bir taraftan da o seviyelerden rezerv biriktirmeyi hedefleyeceğini tahmin ediyorum. Tabii ki Merkez Bankası'nın rezerv biriktirirken döviz alım ihalesi alır açarken kur düşmesin diye bir saiki yok. Merkez Bankası'nın kurla bir doğru kurun seviyesiyle ilgili bir pozisyonu yok ama uygun bulduğu bir yerden rezerv biriktireceğini zaten Sayın Naci Ağbal da söylemişti. Bunun da arka kapılardan olmayacağını, döviz alım ihaleleriyle olacağını da söylemişti. Dolayısıyla döviz bir miktar daha aşağıya gelme potansiyeli var mı? Var. Bu da yerleşiklerin
döviz bozmasıyla da olur. Yabancı girişinin de ben bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yön aşağıya olabilir. Ocak ayı mutlaka böyle geçecek. Şubat'ta biraz yüklü dış borç ödemesi var. Belki Şubat'ta bir parça daha bu seviyelerin üstünde görebiliriz kuru. Borsa, Noel Baba rallisi, yıl sonu rallisi devam ediyor. Hem dünyada hem Türkiye'de hala risk iştahı çok yüksek. Hani nerede duracak diye herkes birbirine soruyor ama yurt dışı pozitif gitmeyi sürdürdükçe içeride de aynı şekilde alımlar devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı beraber borsa tarafında rekorlar kırılıyor. Dünyadaki hemen hemen tüm borsalarda şu anda yeni rekorlar kırılıyor. Borsa İstanbul için hala tam doyum noktasında olduğumuzu da söyleyemem. Yabancı girişleri yeni başladı. Seçici olarak girişler sürebilir. Ben sadece bizi izleyen yatırımcılara aradaki kar realizasyonlarına da bir noktadan sonra hazırlıklı olmalarını tavsiye edebilirim. Evet, hisse tavsiyesi anlamında sormuyorum ama hani bu sevdiğiniz çiçekler derler ya, işte menekşe, papatya falan diye sayarlar. Hisse arasında böyle hani çok gözünüze çarpan birkaç hisseden söz edebilirseniz, şunlarda iyi bir trend görüyorum diyebileceğiniz hisseler var mı? Birkaç örnek verirseniz yeterli olabilir. Evet, şu anda açıkçası geride kalmış hisseler diye bir genel kategori koyayım. Yani çok ilginç bir sene geçirdik. Borsamıza yeni katılan 800 bin kadar yatırımcı ana hisseler yerine biliyorsunuz yan hisselerde bulundu ve belirli getiriler de elde etti orada. Şimdi bu artışa, endeksteki artışa ayak uyduramamış hisseler, bunları bulmak, seçmek de çok kolay yatırımcılar için. Bunlara bakmakta fayda var. Bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 2021'in favori hisselerine kurumlar çalışıyor. Benim yönetim kurulunda olduğum kurum da bu çalışmayı yapıyor. Tamamlandıktan sonra herhalde ocağın ilk haftasında sizinle daha somut, net önerilerde paylaşabiliyor olacağım. O zaman bir sonraki yayınımızda bunlar üzerinden gidelim. Bana birkaç şey de gönderirseniz onları, yani neler sorabileceğimi de belirlemiş olurum. Çok teşekkürler Berra Hanım. Böylece bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Fuat Pamukçu bizimle birlikte olacak. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda. Hem genç işsizliği konuşacağız hem de gençlerin iş kurabilme becerileri konusunda önlerindeki engellerin neler olduğunu konuşmaya çalışacağız. Türkiye'de işsizlik kronik bir problem. Bu kronik problemin belki de en çok can yakıcı olan bölümü de gençlerle ilgili olan kısmında yatıyor. Her 4 gençten biri şu anda işsiz. Bu çalışan gençlerle ilgili. Bir de iş kurmak isteyen gençler var. Onlar da ayrı bir çaresizliğin pençesinde. Onlar da iş kurarken önlerindeki engelleri aşamadıkları için gençler hem çalışamıyorlar hem iş kuramıyorlar. Dolayısıyla buna ilişkin bir kılavuz geliştirilmesi lazım. Bu kılavuzu konuşacağız. Buna ilişkin hazırlanmış bir rapor var. O rapor eşliğinde konuşacağız. Bugün stüdyomuzda Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu var. Hoş geldiniz Fuat Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi sizi tabii başka yürüttüğünüz faaliyetlerden dolayı da tanıyorum. O bakımdan onları da konuşacağız ama önce genel ekonomik durumla ilgili bir kanaatinizi öğrenmek istiyorum. Bir defa bugün açıklanan asgari ücret 2824 lira. Bu acaba hani yeterli bir para mıdır değil midir sormuyorum. Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili stratejik yaklaşımınızı öğrenmek istiyorum. Nasıl olmalı ki asgari ücret belirlendiğinde birileri bu çok azdı, bu çok fazlaydı demesin? Evet, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten de biz GİAD olarak üzerine durduğumuz önemli konulardan bir tanesi genç istihdamı ve istihdamın temel öğelerinden bir tanesi de tabii ki bugün açıklanan asgari ücret kararı olduğu gibi ücret mekanizması. Yaklaşık olarak işte ülkemizde Ekim ayı sonu enflasyon rakamı bakıldığında %14-15 civarında bir enflasyon varken gerçekleşen, belki de bunun üzerinde hissedilen enflasyon rakamları.
Açıkçası asgari ücret artışı yaklaşık olarak %20 civarında bir artışa tekabül ediyor. Yani enflasyonun biraz üzerinde. Bu tabii ki çalışanlar için düşük ama bir yandan da istihdam piyasası açısından baktığımızda işveren açısından da maliyetini arttıran bir faktör. Bu da tabii ki onların sattığı ürünlerin fiyatlarına maliyet artışları bu şekilde yansıyacaktır açıkçası. Tabii ki gönül ister ki istihdam piyasası açısından baktığımızda işsizliğin de yüksek olması, hem genç işsizliğin ama toplam işsizlik pazarında da bir işsizlik olması ne yazık ki tabii ki çalışanları açısından değerlendirdiğimizde bu konuyu, o bakış açısıyla baktığımızda tabii ki artışların, maaş artışlarının daha düşük olmasına sebebiyet veriyor. İstihdam piyasası açısından baktığımızda Türkiye'deki istihdamın çok büyük bir kısmı küçük ve orta boy işletmeler tarafından yönetiliyor. Ve küçük ve orta boy işletmeleri ne yazık ki çok da karlı bir şekilde çalışamadıkları için zaten düşük kar marjlarında çalışan ortamda kendi maliyetlerinde bir artış olması sebebiyle aslında iki tarafı da çok mutlu etmeyen diyelim bir yol bulunmuş durumda. Tabii ki bu toplu hisse sözleşmeleri ve onun pazarlık süreçleri devam edecektir. Daha büyük sanayi şirketlerinin üzerindeki maliyetin ne kadar olacağını ileriki dönemlerde görüyor olacağız ama özetle aslında bizim genç pazar açısından düşündüğümüzde, genç işsizlik olarak düşündüğümüzde bir tek yani geleceğe dönük gençlerin ümidini kazanabilmesi için asgari ücretten çalışması değil, iyi işlere de sahip olması lazım. Geleceğe umutla bakıyor olması lazım. Belki yeni işler kuruyor olması lazım. Yeni istihdam rakamları yaratıyor olması lazım. Bizim GİAD'daki çalışmalarımız açısı biraz bunlarla alakalı. Belki kısaca... Raporunuzu konuşacağız. Ona gireceğim. Ondan önce, şimdi siz tabii önemli bir sivil toplum örgütünün başındasınız. Önemli bir şirketi de yönettiniz. Uzunca bir süre yönetimindeydiniz. Yani bir uluslararası sayılabilecek bir şirketi yönettiniz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisiyle ilgili bazı parametreleri iyi etüt edebildiğinizi tahmin ediyorum. Size göre nasıl yönetiliyoruz? Yani şu son iki ayda ortaya çıkan durumu göz önüne alarak acaba daha iyi bir yönetişim biçimine doğru gidiyor muyuz? Yoksa henüz daha o noktaya geldiğimizi söylememiz için vakit erken. Açıkçası Türkiye'nin ekonomisini değerlendirirken birincisi özellikle 2020'nin özeline baktığımızda bir nasıl başladık ve nasıl devam ettiği iyi irdelemek lazım açıkçası. Doğru. Çünkü Türkiye ekonomisi dünyadaki küresel ekonomilerden bağımsız değil, tam tersi çok bağımlı. Dünyadaki gelişmelerle birebir Türkiye'ye yansımalar oluyor ve onun dışında da gelişmiş ülkelerden de bir kısım ayrıştı sene içerisinde baktığımızda negatif anlamda. Biz seneye nasıl başladık? Belki bunu hatırlamakta fayda var. Biz seneye şöyle başladık. Bir Amerika ile Çin arasında bir küresel ticaret savaşı ile başladık. Daha sonra Amerika'nın işte Irak'ta ve İran'a yönelik bazı hamleleri oldu. Orta Doğu'da bazı politik risklerle başladık. Fakat Şubat ayından Mart ayına doğru geldiğimizde aslında bütün gündemimiz Covid ve pandemi ve bunun kapamalarla ilgili olan etkisi oldu. Şimdi ikinci çeyreği, üçüncü çeyreği düşündüğümüzde tüm ekonomi yönetimleri, tüm şirket yönetimlerini çok kötümser. İktisadi anlamda çok olumsuz bir şekilde etkileneceği beklentileriyle gerçekten de ikinci çeyrekten başlayaraktan çok ciddi bir daralma, üçüncü çeyrekten itibaren de bu daralmanın oranının azaldığı bir görüntü açıkçasıyla karşı karşıyaydık. Hükümetler ve merkez bankalar açısından değerlendirdiğimizde de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir destek paketi açıklandı. Aralık 15 Aralık itibariyle bu rakam, ben ona aylık olarak bakıyorum, 28.3 trilyon dolar. Evet. Bu dünyanın ekonomik gayri safi milli hasılasının 1/3'üne tekabül ediyor. Ve bunun %40'ı da Amerika Birleşik Devletleri tarafından basılmış durumda. Yani çok kötü ekonomik beklentilere rağmen ki bu ilk ekonomik krizdir. Bu kadar hızlı bir şekilde aslında, normalde daha önceki ekonomik krizleri hatırlayalım, çok uzun süren, bir sene, 1,5 sene süren toparlamanın olduğu yerde çok hızlı bir şekilde dünya ekonomileri bundan çıkmaya, dünya ekonomilerindeki vatandaşların da aslında harcama gücünde bir artış olan, çünkü devletin destek paketleriyle inanılmaz ciddi bir artışın olduğu bir noktada dünya. Deyim yerindeyse yattığı yerden. Yattığı yerden, kesinlikle. Başladı, evet.
Ben tabii kendi iş alanım sebebiyle uluslararası ticaret bizi çok ilgilendiriyor. 2020 yılı ciddi anlamda uluslararası ticaretin düştüğü, insanların küresel tedarik zincirinde daha yakından ya da daha lokalden almaya odaklandığı bir dönem oldu. Çünkü Şubat-Mart aylarındaki uzak doğudan tedariğin yavaş ve problemli olması bütün herkese bir ders oldu açıkçası tedarik zinciri yönetiminde çalışanlara. Bunlar genel dünyaya baktığımızda bu şekilde, Türkiye'ye baktığımızda nasıldı? Türkiye özellikle yaza doğru giden süreçte negatif ayrıştı. Niye? Bizim gündemimizde 3 tane ana konu vardı aslında baktığımızda. Kur ve kurun Türk lirasını yabancı para cinslerine özellikle dolar ve euroya karşı değerini kaybediyor olması. Bunun altında yatan yapısal sebepler. Evet. İkincisi de Merkez Bankası'nın bilançosunun rezervlerinin eksi bir şekilde olması. Son olarak da bizim gündemimizde ne vardı? Devletimizin özel sektöre ve çalışanlara yönelik yapmış olduğu teşvikler. Evet. Bu açıkçası bizim 2020'nin yazına doğru gittiğimizde ki durum bu şekildeydi. Fakat son aylara dikkat ettiğimizde Türkiye'nin ekonomi yönetiminde bir değişiklik oldu. Merkez Bankası yönetiminde bir değişiklik oldu. Ben özellikle dinleme fırsatım oldu. Yeni ekonomik bazı programlarla ilgili bazı söylem değişiklikleri oldu. Bunların hepsi el ele giderse, yani söylemle birlikte politika birlikte devam ederse, Türkiye'nin ekonomisi ve kurlar açısından baktığımızda sakinleştiği ve daha sonra da ekonomik büyümenin, İnşallah diyelim, kalkınmaya yönelik olan büyümenin, yani katma değerli alanlardaki büyümenin devam edeceği bir döneme doğru gidiyor olabiliriz. Bu kur tabii ki düşmeye devam ediyor. Hatta bugün sordum gelmeden önce niye? Niye kurdaki düşüşün altındaki yatan en önemli sebeplerden bir tanesine özellikle Merkez Bankası'nın son iki faizle ilgili almış olduğu karar, bireysel özellikle hesapları olan bireysel mevduat tutanlarda yabancı para cinsinden Türk liraya bir dönüş, tekrar dolarizasyon dediğimiz akımın aslında tersine geldiği, yani ekonomik anlamda doğru söylemle birlikte doğru aksiyonlar alındığında doğru sonuçların ortaya çıktığını gösteren bir sonuç aslında bugünkü doların gelmiş olduğu seviye. Güzel. Dediğiniz gibi mesela Merkez Bankası şu anda öngörülebilir ve şeffaf davranıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal dedi ki biz döviz alacaksak ve satacaksak bunu söyleyeceğiz piyasaya. Ama bugüne kadar neydi? Hep böyle bir kafalarda soru işareti. Acaba merkez alıyor mu, satıyor mu? Alıyorsa ne kadar alacak? Satıyorsa ne kadar satacak? Ya da kim alıyor, kim satıyor gibi böyle kafa karışıklığı vardı. Merkez Bankası diyor ki ben piyasaya müdahale etmek istediğim zaman bunu açıklayacağım. Ne kadar alacağımı söyleyeceğim, ne kadar satacağımı da söyleyeceğim. Şimdi bu insanların zaten görmek istediği şey bu. Yani her şeyin açık, ayan beyan ortada olması. Evet. Sağlandığı takdirde tabii bir de üzerine biraz hukuk reformu yapmak lazım. Doğru. Yani Adalet Bakanlığı yanınıza alıp taşıyorsunuz ama bunun gereklerini yerine getirmiyorsanız bir süre sonra o yeniden bel vermeye başlar. Eğer onun gereklerini yerine getirirseniz ekonomiyle hukuk bir arada bir ayrılmaz şey gibi, saç örgüsü gibi kendini besler. Şimdi bir raporunuz var. O raporunuzdan hem bir takım başlıkları aktarmanızı isteyeceğim. Raporun başlığı da ilginç. Yani siz çalışan gençliğin ve üreten gençliğin, girişimci gençliğin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorsunuz. Gençlere iş fırsatları yaratabilmenin önündeki engellerin nasıl aşılacağını bir raporla anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Aslında raporun anlatımına gelmeden önce bir öncelikle derneğimizi tanıtmak isterim. GİAD, Genç Yönetici İş İnsanları Derneği, 1986 yılında kurulmuş. Yaklaşık olarak 400 üyesi olan, kadın üye oranı olarak baktığımızda 135'lerde, yönetimde %50-50. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği açısından baktığımızda bir çatı örgütü olarak en ileri seviyelerde olan dernekler. Sizden daha fazla yok. Yok, benim bildiğim hiçbir... Kadın temsilinin yok. En yüksek olduğu. Yani yönetimde kesinlikle yok. Evet. Yani şöyle, yanlış anlaşılma olmasın. Sadece kadınların oluşturduğu dernekler tabii ki. O değil. Ama hani karma çatı iş insanları örgütü olarak baktığımızda en temsilde en yüksek seviyede. GİAD yıllar içerisinde çok sayıda proje gerçekleştirdi. Benim başkanlığını yaptığım dönem Mayıs 2019'da başlamıştı. Ve biz Mayıs 2019'da genel kurulda bu olan genel kurul sürecimize girdiğimizde biraz daha sizin TÜİK ile ilgili söylemiş olduğunuz her dört gençten biri işsiz. Evet. Yani tarihi işsizlik, genç işsizliği ile ilgili tarihi yüksek rakamlar o dönemlerde gerçekleşmeye başladı. Biz de bu sebepten dolayı açıkçası hem
bu konuyu daha detaylı incelemek, bu konuyu daha detaylı kamuoyuna anlatabilmek, buradaki problemleri ve fırsatları daha net ortaya koyabilmek için hem bir rapor çalışmasına başladık, hem de bu rapor çalışmasına ilaveten sonuca yönelik olan konuları bir zirveyle birlikte taçlandırmak istedik. Bu kapsamda da evet bir istatistiki olarak her 4 gençten biri işsiz olabilir. Ancak işin gerçeğine baktığımızda istihdam piyasası dışına çıkan gençleri de bu işin içine aldığımızda her 3 gençten biri aslında işsiz. Tabii. Çünkü belli bir dönemden sonra umudu kırılan gençler istihdam piyasası dışına da çıkıyor ve bu vesileyle aslında görüntü her ne kadar %25 gibi bir işsizlik oranı olsa da daha bir de bunu üstünde. Cinsiyete uyarladığınızda, genç kadınlar diye uyarladığınızda evet. Orada 50-50 neredeyse. Evet, ne bizim yapmış olduğumuz aslında raporumuzun birinci kısmı genç istihdamla alakalı olarak istatistiklerin yani TÜİK'in açıkladığına ilaveten daha alt detay sorularla bu konuyu daha da net irdeledik. Çok. Aslında kadınlarla ilgili söylemiş olduğunuz istihdam piyasasından çıkan insanların %90'ı kadın. %80'i aile sebeplerinden dolayı. Yani aslında baktığımızda evet %50 gibi bir pay çalışanlar içerisindeki rakama bakıldığında öyle ama dışarıya çıkanları açısından değerlendirdiğimizde aslında genç kadınların istihdam piyasasından dışarıya çıkması rakamsal ve istatistiksel çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii ki Türkiye'de ve bütün dünyada aslında burada bir atlanmaması gereken bir konu var. Türkiye'de genç istihdamı bir problem. Fakat bu bütün dünyada bir problem. Neden? Gelir adaletsizliği bütün coğrafyalarda artarak devam ediyor. Ve ne yazık ki gençler ve kadınlar bunun en olumsuz etkilenen tarafında yer alıyor aslında. Gelir adaletsizliği açısından baktığımızda. Ama tabii ki bu bir fırsat mı? Aynı zamanda fırsat. Neden? Çünkü Türkiye'de yaklaşık olarak 13 milyon civarında gencimiz var. Bu dünyadaki işte siz 198 ülke demiştiniz, 143 ülkenin nüfusundan daha fazla. Yani. Ve oransal açıdan baktığımızda gençlerimizin eğitim seviyesi eskiye göre baktığımızda artıyor. Ve teknoloji açısından değerlendirdiğimizde ve girişimcilik açısından değerlendirdiğimizde gençlerimizin, özellikle istihdam piyasasındaki gençlerimizin %50'si yeni iş kurmak, kendi bu yeni öğrendikleriyle birlikte daha katma değerli bir şeyler yaratma peşinde. Evet. Amerika'da yapmış olduğumuz istatistiki rakamlara baktığınızda yeni üretilen %90 katma değerli iş yeni girişimlerden geliyor. Yani bizim aslında bir çözüm olarak baktığımızda istihdam piyasasında gençlerin artışını sağlayabilmemiz için girişimcilik, teknoloji, inovasyon gibi bizi ileriye götürecek olan, kalkınmamızı hızlandıracak olan, değer katacak olan alanlara bizim yatırım yapmamız gerekiyor. Evet. Aslında raporun birçok anlamda söylediğin özeti bu. Biz tarihsel olarak ne yapıyoruz? Coğrafik teşvikler veriyoruz. Yani diyoruz ki işte birinci bölgede kurumlar vergisinin iadesi şu kadar olur. Altıncı bölgede işte birden altıya kadar bölgemiz vardı. Doğu illerinde işte altıncı bölgede şu kadar olur. Halbuki biz şunu diyoruz GİAD olarak. Eğer ki 1 lira, eğer 100 liralık paramız varsa ve 1 liralık teşvik veriyorsak gençlerin yetkinliklerine yönelik, teknolojiye yönelik, onların iş kurmasına yönelik olan teşvikleri 2 katı, 3 katı verelim. Yeah. Onların istihdam piyasasında çalıştıkları şirketlerde daha fazla yer almasını sağlayacak olan mekanizma olarak misliyle teşvik verelim. Yani bu her alan için geçerli. Biz daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği konuları bu kadar gündemde değilken GİAD olarak 5 sene önce biz bunu kamuoyuna taşıdığımızda aynı şeyi söylüyorduk. O zamanlarda da bu konuyla ilgili eğer ki bir problemi tespit ediyorsak ki ediyoruz, daha çok kaynağımızı buna ayırmamız lazım. Şu anki günümüzün konusuysa bizim, bir de Türkiye'de biliyorsunuz gençler bizim geleceğimiz, gençler bizim yarınımız. Böyle bir şey var, ağızda sakız gibi çiğneniyor ama bir türlü. Hayır. Gereği yerine getirilmiyor. Evet. Gençler bizim bugünümüz. Çünkü bizim bugün 13 milyon gencimiz var. Bugün bunların iş bulması lazım. Ve bizim bu potansiyeli bugün hayata geçirmemiz lazım. Yarın genç olmayacaklar. Zaten yarın genç olmayacaklar baktığımızda. Ya da zaman geçtikçe olmayacak. O yüzden de biz GİAD olarak birçok tabii ki rapor ve raporun çıktılarıyla birlikte çözüm önerileri de geliyoruz. Bir başlığınız var. Diyorsunuz ki iş bulamayan gencin mahcubiyeti neye dayalı? Yani genç mesela neden mahcup oluyor iş bulamayınca? Suçu kendinde mi buluyor acaba? Özellikle yapmış olduğumuz şimdi araştırmanın kendisinin detayına gelirsek eğer, araştırma aslında şu açıdan çok kıymetli. Covid dönemi sonrası sahada yapılmış 26 farklı ilde
1400'den fazla katılımcıyla özellikle 18-30 yaş arasındaki gençlerin TÜİK'teki istihdam ve genel işsizlik rakamlarını ilaveten çok ayrı demografik konularda sorular var. Evet. Bunlardan bir tanesi de gerçekten bir genç işsizin ailesine karşı olan mahcubiyeti bunlardan bir tanesi. Kendisi hem eğitim almış olması, ailesinin kaynaklarıyla o seviyeye geldikten sonra iş bulamamış olması ya da tatmin edici bir iş bulamamış olması %65 oranında kendisini ailesine karşı mahcup hissediyor ve aslında bir bakıma umudu kırılıyor. Bizim aslında üzerine durduğumuz özellikle raporumuzun birinci kısmındaki konu gençlerimizin sayısı çok fazla. Bu konu ekonomik bir sorun olmaktan öte sosyal bir soruna doğru gidiyor. Çünkü rapordaki başka bir çıktı %70'e yakın oranda gencimiz yeme içme ve basit ihtiyaçlarını karşılaması durumunda işi kabul edeceğini söylüyor. Yeah, yani yeah. Bu aslında bizim karın tokluğu. Aslında hem karın tokluğu hem de şöyle bizim bir tek iş bulmak değil kaliteli iş yaratmaya da ihtiyacımız var aynı zamanda baktığımızda. Bu rapor aslında onu da ortaya koyuyor. Kadınlarla ilgili bir husus var. Evet. Diyorsunuz ki kadınlar, iş hayatından çıkan kadınlar yeniden iş hayatına dönme konusunda isteksiz davranıyor. Çünkü evet. Kadınları iş hayatının dışına iten faktör hala geçerli olduğu için yeniden o faktörle karşı karşıya kalmamak için iş aramaktan vazgeçiyor. Yani evet. Hani şu noktaya getiriyoruz kadınları, lanet olsun. Evet. Böyle işe noktasına mı getiriyoruz acaba? Evet, aslında şöyle, iş arayışı bulunmayan kadınlarımızın %83,5'u ailevi sebeplerden ötürü çalışmazken erkeklerde bu rakam %48. Evet. Yani özellikle işsiz olup iş arayışı bulunmayanların da %90'ının kadınlar olduğunu araştırmamız net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani aslında biz istihdam piyasası dışına çıkan kadınlar tekrar istihdam piyasasına geri gelmiyorlar. Ve bunların genç olan rakamında çok yüksek olduğunu dikkate aldığımızda işte her 4 gençten biri yerine istihdam piyasasından çıkanlarla her 3 gençten birinin işsiz dememizin altında yatan sebeplerden bir tanesi bu aslında baktığımızda. Çok ciddi yüksek bir rakam. Burada tabii cesaretinin kırılması konusu var. Yani istihdam piyasası açısından yeni iş üretilemiyor olması. Bizim GİAD DNA'sı içerisinde baktığımızda bu 10 seneden uzun bir süredir girişimcilik var. Bizim genç yönetici iş insanları derneği olarak inandığımız alanlardan bir tanesi. Niye? Çünkü katma değerli yeni iş yaratılmasını sağlıyor. Çıkış noktası da biraz orada. Çünkü raporumuzun ikinci kısmı teknik ve meslek liselerle alakalı. Üçüncü kısmı da çözüme inandığımız kısmı. Yani raporun son kısmında dijital teknolojilerin, yapay zekanın ve bu tarz yeni teknolojilerin istihdam piyasasına etkilerini inceliyoruz. Ve aslında çıkışı biz orada görüyoruz. Yani bir tek mevcut işlerde katma değeri daha düşük olan taraflarda istihdam artışını sağlamaktansa dünyada gördüğümüz örneklerde katma değeri daha yüksek olan girişimcilikle, yeni teknolojinin kullanımıyla yeni üretilen işlerin istihdam piyasasına katılmasının daha doğru bir çıkış olduğuna inanıyoruz. O yüzden hem teşvik olsun, hem şirketlerimizin yatırımı açısından olsun, hem kamu yatırımları açısından olsun bu alana yönelmemiz gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Peki gençler girişimci olmak istiyor. Evet. Yani her iki gençten biri diyor rapor. Evet. Şimdi her iki gençten biri isteği doğrultusunda girişimci olmayı mı istiyor yoksa benim içimden bu geçiyor ama yapamıyorum mu diyor. Yani imkansızlıklar dolayısıyla mı yapamıyor yoksa isteğini yerine getiremeyeceğini bildiği için mi yapamıyor? Yani parasızlıktan mı yoksa diğer faktörlerden mi? Aslında rakamın %50 olması ikisinin de olduğunu bize gösteriyor. Gösteriyor. Yani burada gençlerimizin bir kısmı özellikle bu bahsetmiş olduğum hayat pahalılığı ve yoksulluk karşısında onları bu badireye atlatacak olan daha düşük gelirli, belki de tam tatmin olmadıkları işlere yöneltirken %50'si gibi bir kısmı, kalan %50'sini bu görüntü karşısında aslında ben kendi hayatımı ve kendi çevremi değiştirmek için daha iyi bir şeyler yapmam lazım, girişimciliğe girmem lazım, kendimi burada geliştirip yeni işler kurmam lazıma yöneltiyor. Yani aslında ikisi de bir bakıma hayat buluyor istihdam piyasasında. Evet. Ama tabii her girişim, her girişimci başarılı olamıyor. 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 Onun da tabii ki çeşitli kendine yönelik zorlukları var. İklimi yaratılması lazım. O iklim eksik. Yani şimdi bizim çözüm olarak gördüğümüz işin dijital, inovasyon ve teknoloji tarafı dikkate alındığında
Biz özellikle bu konuyla ilgili 9 Aralık'ta bir zirve düzenledik. Genç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi. Ve bu zirvede iki tane panel gündeme aldık. Neydi bu iki panel? Birincisi Z jenerasyonunun bir sonraki istihdam piyasasına girişinde beklentileri ve geleceğin işleriyle alakalı olan yetkinlikler üzerine konuştuk. Bunlar işte bizim geleceğe yönelik çözümleri bulduğumuz yerler. Oradan çıkan sonuçlardan bir tanesi, çok kıymetli katılımcılar vardı. Türkiye'de yetkinlikle alakalı, geleceğin işlerinin yetkinliklerinin ne olduğu, buradaki eksiklerimizin ne olduğu, oraya yönelik bir kapsamlı bir çalışmanın yapılması gerekti. Yani bir tek eğitim sistemi içerisinde lise ve üniversite olarak düşünmeyin bunu. İş dünyasının da istihdam ettiği yeni çalışanlara yönelik olan eğitimleri de bunun içerisinde. Kamuda da aynı şekilde büyük bir işveren olması sebebiyle, kamuda işe başlayanların bu konuda eğitilmesi sebebiyle bu yetkinliklere odaklanılması gerekiyor. Bir sonraki jenerasyon ve yeni işler için. Son 2,5 dakikamız. Orada bu Z kuşağını biraz şey yapalım, boyutlandıralım. Tabii. Şimdi ben Z kuşağının gerçekten Türkiye'yi dönüştürebilecek kalitede ve kemiyette olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani gördüklerime bakarak söylüyorum. Evet. Elbette benim karşıma çıkanlar iyi olmuş olabilir, bilmiyorum ama tabii. Sizin raporunuza yansıyan nedir? Yani bu Z kuşağımızı iyi motive edebilirsek acaba bu girdaptan çıkar mıyız? Yani şu orta gelir tuzağı, şu şeyden. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi global makro trendler çok önemli. Önemli olanlardan bir tanesi de millennial'lar. 1980 ile 2000 arası doğmuş olan kuşağın bundan sonraki 10-15 sene tüketim, yatırım ve bütün trendlere etkisi olacak. Ve şu anda biz bunu görüyoruz COVID döneminden yeni normalle birlikte. Bu Türkiye için de geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 milyon bu sayı. Asya'da bu sayı 850 milyon. Evet. Yani ne gelecekse aslında bu kuşaktan gelecek baktığımızda. Biz Z jenerasyonuyla alakalı yapmış olduğumuz... Son bir dakikamız bu. Bu Z jenerasyonuyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmada en önemli şeylerden bir tanesi bu jenerasyonun yeni işlerine yönelik bütün şirketlerimizin ve tüm sektörün öyle söyleyeyim onlara yer açıyor olması lazım. Eğitim anlamında, sorumluluk anlamında ve geleceğin işlerine doğru onların yetkinliklerini tamamlaması anlamında diyerek ben de son şeyimi söylemiş olayım. Fuat Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Konuğumuz Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu'ydu. Kendisiyle GİAD'ın hazırladığı raporu konuştuk ve o rapor çerçevesinde işsizliği konuşmaya çalıştık. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra sosyal medya forumumuza kapatacağım.